gazete, dergi, kitap, hatta tabela, plaka okuyabiliyorsanız, elinizle veya klavyeyle fark etmez, bir şeyler yazabiliyorsanız okur yazarsınız. Peki sağlık okur yazarlığınız ne düzeyde? Yani şunu demek istiyoruz. Sağlıkla ilgili bilgiye ulaşabiliyor. Bu bilgiyi anlayıp kullanabiliyor musunuz? Mesela ilaçlarınızın ambalajını okuyabiliyor musunuz? Son kullanma tarihini, muhafaza koşullarını vesaire. Sağlıkla ilgili broşür ve kitapçıklar ilginizi çekiyor mu? Onları okuyup bilgilenmek istiyor musunuz? Veya hekiminiz, hastalığınızla ilgili size bilgi verirken, tavsiyelerde bulunurken onu anlayabiliyor musunuz? Bu sorulara cevabınız evetse, sağlık okuryazarlığınız düşük olmayan bir seviyededir. Sağlık okuryazarlığınız yeterli seviyedeyse, sağlığınız için yapılan harcamalar azalır. Taramalarınızı düzenli yaptırdığınız için ciddi hastalıklarınızda erkenden önlem alınabilir. Tedaviye uyumlu olduğunuz için iyileşmeniz kolaylaşır. Bu arada tedavi uyumdan kastımız şu: İlaçların hekim tarafından önerilen dozda ve sürede kullanılması, ilaç alım saatlerine ve hekimin diğer tavsiyelerine uyulması. Sağlık okuryazarlığı derken kesinlikle şunu kastetmiyoruz: burnunuz kanadı ve internette bu konuyla ilgili araştırma yaptınız. Hangi siteye girdiğinizi pek de önemsemeden bir takım bilgilere ulaştınız. Çok büyük ihtimalle dünya başınıza yıkılır. Amansız bir hastalığın pençesinde olduğunuzu öğrenmişsinizdir. Aslında bir sağlık sorunuyla ilgili internetin nimetlerinden faydalanmak da sağlık okuryazarlığına giriyor. Bu anlamda güvenilir kaynaklardan yararlanmak çok doğru. Hekim olmadan kendi kendine teşhis koymak ve tedavi uygulamaksa çok yanlış.